Nem konveksiyon diye bir şey var. Nem konveksiyonu, hava sadece nemli olduğu için yükselebilir. Nemli hava hafiftir. Şimdi ben diyorum ki hocam, nemli hava kuru havadan hafiftir diyorum. Şimdi bunu öğrencimiz ya da coğrafya öğretmenimiz diyor ki hocam nasıl yani diyor. Biri kuru hava, biri nemli hava. Nasıl nemli hava daha hafif olur? Kuru hava sonuçta boş değil mi? Nemli hava ise dolu. Nem var da, değil mi? Su buharı var. Bunun daha ağır olması lazım diye düşünülüyor. Şimdi dikkat. Burada Merve Yardımcı Hocam biliyor. Dinlemiş dersi. Burada hocalarım nemli hava dediğin şey su buharı değil mi o? Su buharını taşıyan ama nemli hava. Su buharının yoğunluğu ne? Bir. Yani bir santimetre küp 1 gram. Yoğunluğu bir. 1 gram yoğunluğa sahip. Havada bulunan gazların bazılarının yoğunluğu, sıkı durun, 1,5, 2, 2,5, 2,8 grama çıkan gazlar var. Sen gözle göremiyorsun ama ağır gazlar var. Anlaştık mı arkadaşlar? Öyle ağır gazlar var ki kuru hava deyip geçme. Kuru havada bulunan bazı gazların yoğunluğu nemden 2 kat, 2,5 kat daha fazla olduğu için ne oluyor? Kuru hava daha ağır olup çökerken nemli hava hafif olup yükseliyor. Mantığını anladınız mı? Bu kimyasal bir olay. Fiziksel ve kimyasal bir olay. Yani o öz kütlesi, özgül ağırlığıyla alakalı değerli meslektaşlarım. Tamam. Bazı gazların yoğunluğu birden düşüktür. Bazı gazların yoğunluğu birden fazladır. Yani nemden daha ağır gazlar da var, nemden daha hafif gazlar da var. Ancak nemli hava genel olarak bir yoğunluğu aldığı için ne oluyor? Yükseliyor. Cihan Hocam hiç girmeyeceğim, okumayacağım. Hava kararlılık rahatsızlığı gibi bir şey söylemişsin, söylemeyeyim. Arkadaşların kafası karışıyor çünkü konuları yeni yeni öğrenenler var. Senin gibi geçen sek dersleri böyle İyi şekilde izleyen arkadaşların belki azdır. Ha hocam görüyoruz diye. Hocam ya. Okumayacaktım ya. İşte bakın ben böyle mesajı geliyor okumuyorum. Milletin kafası karışmasın diye. Neyse. Kapatayım mı chat'i? Ne yapayım ya? Kapatayım ya. Şimdi işte böyle oluyor anladınız mı? Şimdi hocam diyor ki bana koşullu kararsızlık oluşur. Hocam evet koşullu kararsızlık oluşur. Bu nem yükselir. Daha sonra bu hava kütlesi yükselip nemini bırakır. Nemini bıraktıktan sonra birden kararsız hale gelir. İçindeki nemi kaybedince kararsız hale gelir. Tamam kapatıyorum, kapatıyorum. Sıkıntı yok. Yok kapatıyorum canlar. Burada Cihan Hocama okumayacağım diye şakasa takıldım. Osman kapatıyorum canlar. Şimdi hani burada ben işte o yüzden chat'i kapatıyorum. Hani Cihan Hocama sakın kızmıyorum. Yanlış anlamayın. Kimseye ekstra bir şey söyleyecek kızmıyorum. Ben chat'i kapattığımda bunu kontrol altında tutuyorum. Yani ne oluyor? Sorulan bir şeyi ben görüyorum. Sizin kafanız karışmadan ona cevap veriyorum mesela, değil mi? Hani bu ne oluyor? Hatta bazen böyle ders dışı bir soru oldu. Yine ben cevap veriyorum o kişiye. Aranızda böyle cevap alanlar olmuştur. Anlaştılar sağ olsun Cevap Hocam demiş Cihan Hocam. Yani ben cevap veriyorum ona. Ama sizin dikkatinizi dağıtmıyorum. Öyle bir yönetim yapıyorum burada. O yüzden chat'in kapalı olması emin olun bayağı iyi oluyor sizin için. Hani ben orada hem gizli soru soranı da idare ediyorum. Onun cevabını veriyorum. Onu da öğretiyorum. Hem de sınıftakine dikkatini dağıtmadan bunu yapıyorum. Tabii Nesli Hocam. O da bir mesai. Bu uzak eğitimin cilvesi hocam bunlar hep. Bunlar hep yani 5-6 yılda edindiğimiz tecrübe. 5 kaç yıl oldu? 17, 18, 19, 20, 21 hazırlıyoruz. Yani 5. sınav hazırlığı grubumsunuz. Online'da tabii ki. Ondan önce yüzde de anlatıyordum. Yani artık tecrübe oldu 5. yılda. Canlar, konveksiyonu öğrendik o zaman. Nem konveksiyonu da öğrendik, değil mi? Nemli hava kuru havadan daha hafif olabilir ve yükselir. Bu da nem konveksiyonu. Sırf nemli olduğu için yükselir. Sübsidans, yani alçalma hareketiyle devam ediyorum. Dikkat! Alçalma hareketi, eğer soğumayla alçalma olursa, bu nedir? Termik sübsidans. Eğer dağ yamacı boyunca alçalma olursa, orografik sübsidans. Soru, orografik sübsidans nedir? Dolunay yamaçlarında oluşan alçalım hareketiymiş. Hocam, orografik sübstans dediğin şey nedir? Fön rüzgarıdır. Fön rüzgarıdır. Burada nasıl adiabatik görülür? Evet, cevap bekliyoruz. Hangi adiabatik türlü görülür? Orografik sübstans. Hani sıcaklık 1 dereceye çıkıyor ya 100 metre 1 dereceye. O yüzden ne diyoruz? Süper adiabatik diyoruz. Tabii zeminin sürtünmesi onu etkilediği için dış etmenler etkiliyor. Nanadyabatik özelliği vardır. Ama zeminden sürtünmeyle ısındığı için nanadyabatik diyebilirsiniz. Ama 1 dereceye ulaştığı için de esas özelliği süper adyabatiktir. Anlaştık mı? Orografik sübsidans fön rüzgarıdır. Süper adyabatik çok ısınmış rüzgardır. 100 metrede 1 derece ısınır. Şimdi gelelim bu sübsidans da bu kadar. Soğumayla alçalma ya da dağ yamacı boyunca alçalma.
var. Değerli hocalarım, advoksiyon kavramı yatay hava hareketidir. Yatay hava hareketi, mesela bu diverjans, bu da bir advoksiyondur, yatay harekettir. Konverjans da bir advoksiyondur. İster konverjans olsun, ister diverjans olsun. Fark etmez. İster buluşsun, ister ayrılsın. İkisi de nedir? Advoksiyondur. Buluşmaya konverjans, ayrılmaya diverjans adını veriyoruz değerli hocalarım. Bunları daha önce öğrenmiştik. Buradan da soru geldi sınavda. Türbülans nedir? Şimdi yükselme var. Bak, konveksiyonel yükseldi, diverjans yaptı, sübstans yapıp çöktü, konverjans yaptı tekrar. Yani şu değil mi değerli meslektaşlarım? Bakın şurada yükseliyor hava, ayrılıyor, tekrar çöküyor. Bu nedir değerli hocalarım? Bu burgaç olayına, yani aslında bir konveksiyonel hücreler oluşmuş. Bu burgaç karışım olayına biz türbülans diyoruz. Havanın bu şekilde dalgalanma yapması, girdap anafor yapması, yükselip alçalması, yatay ve dikey hareketlerin iç içe geçmesi, hem yatay hem dikey hareketlerin iç içe geçmesi değerli hocalarım nedir? Bu birer türbülanstır. Değerli hocalarım, rüzgar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru eser. Estiği yöne göre adlandırılır. Yani yüksek basınçtan yani rüzgar burada aşağı iniyor. Burada ne var? Alçak basınç var. Bu merkezde ne oluyor? Rüzgar yukarı çıkıyor. Bu ikisi arasında rüzgar böyle eser. Buradan aşağı iniyor, buraya doğru esiyor. İşte bu R'ye koyduğum nedir? Rüzgardır. Ve burada rüzgar diyelim ki işte burası batı, burası doğu ya. Batıdan geliyor, biz ona batı rüzgarı diyoruz değerli hocalar. Batıdan geliyor, batı rüzgarıdır. Doğudan gelirse doğu rüzgarıdır. Yani nedir? Estiği yöne göre veyahut da başka bir geldiği yöne göre aslında ne olur? Adlandırılır değerli hocalarım. Şimdi Alize mesela değil mi? Kuzeydoğu Alize diyoruz. Ya da buna batı rüzgarı diyoruz. Niye? Batıdan doğuya doğru gidiyor. Batı rüzgarı diyoruz gibi. Şimdi hocalarım, rüzgarın yönünü önce işleyeceğiz. Sonra da hızını işleyeceğiz. Bakın önce yönünü, sonra hızını işleyeceğiz değerli hocalarım. Rüzgarın yönü. Basınç merkezinin durumu, yer şekilleri ve dünyanın eksen hareketine bağlıdır değerli hocalarım. Bir, basınç merkezinin durumu ne demektir? Dikkat. Şimdi diyelim ki sen bir alçak basınç merkezinde bulunuyorsun. Burası alçak basınç merkezi. Şimdi eğer senin kuzeyinde bir yüksek basınç olursa, yani diyelim ki burası alçak basınç merkezi, yüksek basınç da burada bulunuyor. Nedir? Rüzgar kuzeyden eser. Eğer yüksek basınç doğudaysa rüzgar ne olur? Doğudan eser. O zaman şunu diyeceğiz. Basınç merkezinin konumu derken birbirine göre hangi yönde olduğunu kastediyoruz. Hani basınç merkezinin konumu rüzgarın yönünü belirler. Burayı anladık mı hocalarım? Yani diğer basınç merkezi sana göre hangi yöndeyse, hangi konumdaysa rüzgar oradan eser. Şimdi burada konumu gördük. Basınç merkezlerinin konumu, birbirlerine göre konumları rüzgar yönünü belirler. Rüzgar her zaman yüksek basınçtan nedir? Alçak basınca eser. Bu fizik kuralı gereği böyledir. Şimdi yer şekilleri kısmına birazdan yine değineceğiz değerli hocalarım. Yer şekilleri rüzgar yönünü belirler. Bunu hep biz biliyoruz. Örneğin değil mi? Mesela İstanbul Marmara Denizi şöyle bir çizelim değerli hocalarım, değil mi? Kapıdağ Yarımadası şöyle çizelim. Şöyle Marmara Denizi'ni çizmiş olduk değerli meslektaşlarım. Şimdi Marmara Denizi'nde rüzgar İstanbul Boğazı'na daha çok kuzey-güney yönünde esiyor. Ama aynı rüzgar değerli hocalarım Çanakkale Boğazı'nda ise kuzey-doğu-güneybatı yönünde esiyor değerli hocalarım. Şimdi bu nedir değerli hocalarım? Bu boğazların etkisidir. Rüzgar daha çok boğazlar ve vadiler boyunca eser. Aynı rüzgar Karadeniz'de ne oluyor? Daha çok kuzeyden esiyor. Kuzeyden, batıdan da nispeten eser ama daha çok kuzeyden esiyor. Niye? Güneyden esemez. Çünkü burada ne var? Dağlar var değil mi? Hem Batı Karadeniz hem Doğu Karadeniz'de bu şekilde özelliğe sahip. Rüzgar Karadeniz'de daha çok kuzeyden eser. Aynı rüzgar değerli hocalarım, Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de, Akdeniz'de ise değil mi? Şöyle Akdeniz diyelim. Ne oluyor? Akdeniz'de daha çok güneyden esiyor. Niye? Burada da kuzeyde toroslar var. Kuzeyden güneye rüzgar çok inmiyor ama güneyden denizden rüzgarlar esiyor. Ege'de baktığımızda aynı rüzgarlar Ege'de daha çok doğu batı yönünde esiyor. Ege'de batıdan esiyor. Doğu batı yönünde diyelim daha çok. Niye? Horst Graben'in uzanış yönü. Yani burada yer şekilleri bunu belirliyor. Peki denizin ortasından rüzgar nasıl eser? Karadeniz'in ortasında her yöne esebilir. Veyahut da Konya Ovası'nda, Harran Ovası'nda, düzlük alanlarda rüzgar ne olur? Ovalarda rüzgar her yönden esebilir. Denizin ortasında da her yönden esebilir. Çünkü onu engelleyecek bir yer şekli
Yoktur. Doğru mu hocalarım? Şimdi değerli hocalarım, rüzgar yönüyle ilgili kurallarımızı öğrendik. 1. Yüksek basınçtan alçak basıncı eser. 2. Yer şeklinden dolayı yön değiştirebilir. Yer şeklini uyum sağlayarak vadi boğazlar boyunca da eser. 3. Dünyanın dönüşü onun yönünde sapmaya sebep olur. Bu sapma kuzey yarımkürede sağa doğru, güney yarımkürede sola doğrudur. Şimdi bu sapmayı burada biraz daha detaylandıralım. Hocam bir rüzgar eğer Coriolis etkisiyle sapmaya uğruyorsa burada yazdığı gibi bu sapmış olan rüzgara biz ne ad veririz? Coriolis etkisiyle sapmış olan rüzgarlara ne ad veririz? Burada yazmıyor şu an mesela. Burada yazmıyor. Sapmış olan rüzgarlara geostrofik rüzgar denir. Ya da jeostrofik rüzgar denir. Bakın jeostrofik ya da geostrofik. Şeklin detayına girmeyin. Çok basit düşünün. Rüzgar hocam şöyle eseceğine, böyle başlamış, böyle eseceğine ne olmuş bunun? Yani şöyle şu rüzgar basınç farkına bağlı olarak yani izobarlar şunlar diyelim izobara dik esiyor. Bu bahsettiğim ilk V1 vektör 1 ilk rüzgarımız sapmamış rüzgardır. Yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru böyle dimdirek gidiyor. Sapmamış rüzgar. Bu nedir? Buna biz ageostrafik, ageostrafik ya da barostrafik. Barostrofik. Barostrofik. Yani hani geostrofik sapmış. Bakın şu jeostrofik, geostrofik aynı şey. Buna jeostrofik de derler, geostrofik de derler. Şimdi notta var biliyorum biliyorum notta var. Notta var sıkıntı yok. Bu görselde hemen anlatmak istiyorum. Şimdi yüksek basınç alçak basınç doğrudan giden rüzgar nedir? Ageostrofik ya da baros. Barostrofik ne demek? Basınç farkına bağlı esen rüzgar demektir. Barostrofik. Ageostrofik de aynı anlama geliyor. Niye? Şimdi geostrofik sapmış ya. Dikkat edin neyi? Geostrofik sapmış. Ageostrofik ne oluyor? Sapmamış. Hani başına A koyduğunda ne oluyor? Anormallik iki katıyor. Hani normal, anormal gibi. Anladınız mı arkadaşlar? O zaman geostrofik sapmış rüzgardır. Geostrofik. Hocam geostrofik veya jeostrofik. Nasıl aklıma tutacağım? Hocam geo ve jeo nereden geliyor? Yer küreden geliyor. Yani yerin hareketinden dolayı sapmış olana ben ne diyeceğim? Yer hareketi, yerin gezegenin hareketine bağlı olarak yer, jeonun veya geonun etkisiyle sapan rüzgar nedir? Jeostrofik. Ama sapmamış olan rüzgar nedir? Ajeostrofik ya da ageostrofik. Mantığını anladınız mı arkadaşlar? O zaman sapmamış olan rüzgar barostrofik ya da ageostrofiktir. Peki sapmamış rüzgar neye göre eser? Olması gereken şekilde esen rüzgardır. Yani yüksek basınçtan alçak basınca esen rüzgardır. Yüksek basınçtan alçak basınca esen herhangi bir sapmaya uğramayan rüzgara ageostrofik ya da barostrofik diyoruz. Hocalarım, peki bu geostrofik rüzgarsa, vektör 5, geostrofik rüzgarsa, sapmış rüzgarımız. Coriolis etkisi bunu saptırmış. Peki bu nedir? Vektör 3, yarı sapmış rüzgardır. Yarı geostrofik ya da yarı jeostrofik. Bu kadar. Bakın, vektör 1 sapmamış, vektör 3 yarı sapmış, vektör 5 sapmış rüzgardır. Sapmamış rüzgar ageostrofik, barostrofik. Bu V3 yani bu V3 ortada olan yarı geostrofik diye geçer. Diğeri de direkt jeostrofik diye geçer ya da geostrofik diye geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum değerli hocalarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.